Kurbeleri hurdacılar çalarak satıyorlar. Böyle bir hane haline geliyorlar buralar. Çocukların oyun alanı olduğu için bu hale yavaş yavaş hamamımız geldi. Alaca hamam sahiplerindenim. Görmüş olduğunuz taşınmaz kültür varlığıdır. Tam ne zaman yapıldığıyla ilgili bilgimiz yoktur. Burası bize büyüklerimizden miras olarak kalmıştır. Osmanlı denen böyle bir tarihçesi olduğu söyleniyor ama ne derece doğrudur biz de bilmiyoruz. Bu eseri büyüklerimiz babam bir arkadaşıyla beraber ortak olarak satın alınıyor. 1960 senelerinde şahıs olarak bizim mülkümüz oluyor. Büyüklerimiz vefat edince mirasçılar olarak bizlere kaldı. Daha önce evleri de biliyorsunuz geçmiş dönemlerde yıkanmak için hamamlarımız yoktu. Dönem dönem buraya askeriyeden birlikten sabaha kadar askerler yıkanmaya gelirmiş hamamlara. Onların bende kayıtları falan var. Şimdi biz bazı yerlere dilekçelerle başvurduk. Ödeneğin olmadığı, alamayacaklarını, bunlar belediye ve benzeri gibi kurumlar sayesinde bize hep olumsuz cevaplar geldi. Biz belli başlı yerlere gene dilekçeyle başvurduğumuzda bizim işimiz değil, biz alacağız burayı ne yapacağız, ne gibi bir gelir sağlayabiliriz diye düşüncelere sahip olduklarından dolayı şahıs da burası. Biz de mesela burayı tamirat ettirmek istediğimizde valilik tarafından şahıslara taşınmaz kültür varlığı olduğu için bir ödenek yok. Mal sizin ne yaparsanız yapın. Çok değerli tarihimiz ama çok değersiz. Böyle bir kıskaçın içindeyiz. İşte görüyorsunuz yıkılıyor. Her gün hırsız giriyor, çoluk çocuk oyunu alanı olduğu, kimisi işte tarihi eser diye giriyor, kazıyor sağına solunu bir şeyler arıyor. Altın ve benzeri gibi şeyler arıyor. Belki çıkarız umuduyla. Biz bunlardan da bıktık. Bir keşmekeşlik var burada. Yani bunun aslında böyle bir kurumun alıp bir kurum bünyesine geçtikten sonra tamiratları, destekleri olduğu için daha rahat bir şekilde yapılabileceğini biliyoruz araştırdığımız için. Ama hiçbir yerden bir yardım ve destek yok. Biz satarız, tapuya gelirler değeri mukabilinde. Hatta ve hatta paramız yok diyen kurumlarda takas yoluyla da değeri mukabilinde verme şansımız var. Çünkü buranın kurtulması, bir tarihi değerin ortaya çıkması çok önemli. Yani şimdi koruma kurulu burayı koruyun diyoruz biz, korunmuyor. Çok değerli, kendi kendine yıkılıyor. Böyle bir kıskaç var. Tamirat da edilmesini istiyoruz. Tehlike arz ediyor çünkü çocukların oyun alanı oldu. Belediyeden bize şikayet geliyor. Biz kapılarını, pencerelerini yaptırıyoruz ama hurdacılar ve benzeri gibi vatandaşlar sayesinde yarın öbür gün yine kapılar çalınıyor, tesisatlar çalınıyor.